Nevşehir'de parti çalışmalarınız nasıl gidiyor? Kongre süreciniz olacak mı? Evet, şu anda bazı ilçe teşkilatlarımız, 8 tane ilçemiz var Saadet Partimizin. 8 ilçenin 4'ünün kongresini tamamladık. Diğer 4'ünün de kongre süreci gelmiştir. Onların çalışmaları var. Onun akabinde inşallah önümüzdeki aylarda 1-2 ay içinde fazla geç sürmeyecek il teşkilatımızın kongresinde yapmış olacağız. Allah izin verirse inşallah. Peki Nevşehir'de çalışmalarınız nasıl? Halktan nasıl tepki alıyor Saadet Partisi? Yani şimdi tabii seçim sürecindeki tepkiler farklıydı. Çünkü genel basın bizi yanlış halka duyurma şeyinde bulundu. Onun için şu anda halkımız artık bizim anlattığımız gerçekleri anlamaya başladı ve bizi takdir ediyorlar. Başta genel başkanımızın söylediklerini ve bizlerin söylediklerinin gerçekliğini şimdi bizi takdir etmeye başladılar. Peki merkez binası ile ilgili bir sorun yaşanmıştı Fatih Erbakan tarafından. Bu sorun çözüldü mü? Genel merkez tabii binamız şu anda Fatih Bey tarafından alındı. Yani çeşitli tabii orası uzun bir hikaye. Şu anda orayı anlatmak mümkün değil ama Allah'a şükürler olsun başta partililerimiz ve bütün halkımız yani Türkiye genelinde hatta yurt dışında görüşü farklı olan yani bizimle tamamen ters olan görüşte olan insanlarımızın da yardımıyla yeni bir genel merkez binası aldık. İnşallah içinin tadilatı bu bir ay içinde bitecek ve Allah nasip ederse zannediyorum Nisan'ın başında genel merkezimiz oraya taşınacak yani. Peki Nevşehir gündemiyle ilgili soracağım. Nevşehir'de hem ekonomik olarak hem siyasi olarak nasıl bir gelişme görüyorsunuz? Nevşehir'de tabii 18 yıldır bir siyasi süreç var mevcut hükümet ve iktidar tarafından. Biz tabii siyasi parti olarak biz sadece beton yığınlarına ve asfalt yollara bakmıyoruz yani. Bizim derdimiz önce ahlak ve maneviyat. Şu anda ondan sonrası üretim ve halkımızın tabii ki refah seviyesinin artmasıdır. Bizim siyasi parti olarak gördüğümüz şu anda halkımızda büyük bir sıkıntı var. Geçim sıkıntısı var, iş sıkıntısı var, aç sıkıntısı var. Herkeste her görüştüğümüz insan bunu açıktan artık bize anlatmaya başladı. Hatta biraz önce görüştüğümüz insanlar bilene artık doğal gazların, elektrik faturalarının içinden çıkılmaz hale geldiğini bize söylüyorlar. Ama bundan sonra ben zannediyorum ki herhalde bunu içtenlikle duyurmanızı söylüyorum. Bir sonraki süreçte şu anda cadde sokaklar hep park paralı hale geldi. Bir sonraki kademede bütün binaların önü ücretli hale gelecek. Herkesin kapısının önü ve olacak bu yani göreceksiniz siz de. Ve bir sonraki süreçte de ben zannediyorum herhalde köprü başına bir turnike koyacaklar. Geçen araçlardan plakasına göre aylık ödeme alacaklar. Geçen insanlarımızdan da belki bir bilet kesecekler oradan. Kaç gün geçtin, kaç saat durdun gibi. Bunu Türkiye genelinde bunu yapmaya çalışacaklar ve yapacaklar yani. Başka çareleri yok. Yani bir geliri yok şu anda hükümetin. Sadece zam, ondan sonra faiz, ondan sonra nedir? Ceza, yani trafik cezalarıyla ülke yönetilmez yani. Bunu bilmeleri lazım. Zaten biliyorlar ama sürekli gündem değiştirmeyle, sürekli gündemi başka yöne çekmekle insanların dikkatlerini başka yerlere çekiyorlar. Tabii ki ülkemizde istemediğimiz birçok olaylar da var. Buna ilaveten insanımız bazen tabii bu konularda belki duyarsız kalıyor. Şöyle işte deprem oluyor, uçak kazası oluyor, askerimiz var. İşte Suriye'de bizim istemediğimiz bir savaş var. Kim için savaşıyoruz, ne için savaşıyoruz? Bunlar da belli değil. Yani Orta Doğu'da büyük bir proje var. Bu projenin biz neresindeyiz? Bunlar belli değil. Gerçekten ülke olarak, halk olarak, bir siyasi parti olarak biz endişeliyiz. İnşallah bizim yanılırız. İnşallah biz yanılmış oluruz söylediklerimizde. Güzel günler görürüz diye düşünüyoruz yani. Peki Nevşehir'in yeni belediye başkanı oldu Rasim Arı. Yeni göreve geldi. Onun çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Belediyenin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Şu anda gözle görülen bir çalışma görmedik biz daha. Dün de bir arkadaşlarla bir yerde görüştük. 50 tane proje sunmuş. Daha bir ikisinde herhalde
1,5 diye görüştük yani diğer arkadaşlarla da. 50 tane projesi var. Biz isteriz ki tabii biz yani siyasi bir rakip olmakla birlikte biz düşman parti değiliz kimseye. Biz bütün partilere eşit seviyedeyiz. Onun için biz isteriz ki hangi partiler olursa olsun neticede Nevşehir bizim şehrimiz, bizim memleketimiz. Hangi siyasi partinin belediye başkanı seçilirse seçilsin bu memlekete gerçekten güzel hizmetler yapılmasını istiyoruz. Ama biz görüyoruz ki ortada daha bir şey yok. 18 yıldır netice itibariyle tek başına bir iktidar var, tek başına bir belediye var ve o durum ortada. Bir ana caddelerde işte hepimiz de görüyoruz, halk da görüyor. Dışarıda da sorsanız aynı şeyleri söylerler. Yapılan bu ana caddede taşı söküyor asfalt, asfaltı söküyor taş, çiçek ekiyor, çiçeğe söküyor. Ondan sonra işte oraya başka bir şeyler dikiyoruz gibi böyle basit basit şeylerle uğraşılıyor. Bir içeri caddeye girdiğimiz zaman hali perişan ülkenin. Bunu görmeleri lazım. Halk görüyor zaten ama korkuyor mu artık, çekiniyor mu, neyden söyleyemiyor onu da bilemiyoruz tabii ki. Ama şu memlekette 18 yıl değil, 18 ay Saadet Partisi'ne versinler bu Nevşehir'i, biz bu Nevşehir'i tanınmaz hale getiririz yani. Bunu da iddia ediyoruz ve geçmişte de yaptık zaten yani. Şu Nevşehir'in alternatif bir tane caddesi yok ya. Yani bunları yetkililere gerçekten üzülerek duyurmak istiyoruz. İnşallah sizlerin aracılığıyla bunu duyarlar. Yani bir rakip, bir düşman gibi gözetmeden inşallah bizim fikirlerimize de, bizim görüşlerimize de yer verirler ve beraber bu ülkenin ve Nevşehir'in kalkınması neticede bizim memleketimizin kalkınmasıdır. Bizler seviniriz.